Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi Biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanışını konuştuk. Altın, gümüş, yurtdışı piyasalar üzerine biraz genel bir değerlendirme yaptım. Orada çok fazla ürün değerlendirdim. Eğer onları da takip ediyorsanız bir önceki yayınımıza mutlaka bakabilirsiniz. Bu yayında da Borsa İstanbul özelinde kısa vadede bir miktar stres, orta uzun vadede neler olabilir bunları konuşmaya gayret edelim. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Bakın Borsa İstanbul şuradaki trendlerini kırdığından beridir negatif bir bakış içerisindeyim. Bu 10.700'lerdeydi. Daha yukarılarda hatta 10.800-10.940 buralarda aşağı yönü kırılınca kısa vadeli göstergelerin sata döndüğünü o dönem konuşmuştuk. Daha sonrasında trade işlemleri için daha makul bir zemin oluştuğunu ve borsa cephesinde ana tahtalarda ciddi streslerin başladığını, bu zamana kadar çok kazandıran şirketlerin şimdi bir düşüş eğilimi içerisine girebileceğini, daha sonrasında yanlarda yer yer enerjilerde tepki hareketleri, yer yer bilişim sektöründe gelen tepki hareketleri derken sadece trade odaklı yani orta uzun vadeli değil, Trade odaklı bakabildiğimiz yeni tabloların karşımıza geldiğini konuştuk anlattık. Ve şimdi içinde bulduğumuz süreç itibariyle borsa tarafına baktığımda bilançolar tarafı rezalet gelmeye devam ediyor. Ne yazık ki böyle. Güçlü şirketlerin kötü bilançoları var ama bir yandan da fabriklerinde de iyi toparlanma olan şirketler var. Yani bazı şirketleri de belirli bir ucuzlukta almak için bunun başına da bir şey gelmesi lazım ki zaten alabilin. Yoksa hani şu kadar ucuz olsa da alsam dediğiniz şirket neden o kadar ucuz diyor bunu bir görmeniz lazım. Bu bir jeopolitik risk sebebiyle oluyorsa güzel daha sonrasında tekrar alırlar. Çünkü jeopolitik riskler bir şekilde öncesinde evet sarsarlar sonrasında piyasa birdenbire aşina verir, Değil mi? Yani bunu Rusya Ukrayna Savaşı'nda gördük. Piyasaların düşüşünü de gördük. Oradan yayılan enflasyon dalgasıyla beraber dünya piyasalarının ralliye kalkışında beraber gördük. Yani evvela sert etkileyen olgular daha sonrasında pozitif etkileyebilirler. Ama şirketler ülkenin genel makroekonomik görüntüsünde durgunluk sinyalleri var ve buna işaret eden bilançolar açıklamaya devam ediyorlarsa tamam işte o zaman biraz daha ucuzlama mümkündür ve istediğiniz teknik toparlamayı da alamıyor olabilirsiniz. Yani şu an gördüğünüzde niye o kadar iyi toparlayamıyor dediğinizde bunun için anlamlı harika gerekçeler yok. Bunu ortaya koyan süreçteki önemli unsur nedir? Değerli Türk lirasının varlığı ve yüksek faiz ortamı. Şimdilik yüksek faiz ortamında anlamlı bir dönüş göremedik. İyi bir mesaj alamadık. Sadece talep tarafının epey daraldığından bahsediyorlar. Buna benzer açıklamaları var metinlerinde. Bu kısmi bir yumuşamadır. Yani önümüzdeki süreçteki verilerde enflasyonda beklenenden daha iyi veriler görülürse birdenbire sürpriz bir faiz indirimini konuşabiliriz. Zaten Eylül ayında faiz indiren bir FED görüyorsak bizim piyasada yavaş yavaş avuçlarını kaşımaya başlayacaktır. Gelişmekte olan ülkeler Gelişen, gelişmiş ülkeler gibi uzun süre faiz artırım rotaları içerisinde hapsolamazlar. O nedenle bizde de çeşitli noktalarda hazırlıklar olduğunu sezinleyebiliyorum. Mesela dolar Türk lirasına bakın 34 lira kıyısına kadar getirildi. Kuvvetle muhtemel şöyle bir 34 lira 25 kuruşlara doğru basamak basamak ilk etapta götürülecek. Zayıf bir şekilde hissettirilmeden, piyasalar tarafında tedirginlik yaratmadan buradaki evrenin yükseliş evresinin dolar tarafında devam etmesini bekliyorum. Fakat borsa cephesinde işler... Böyle çok da harika ilerlemiyor. Bakın endeksi 9700 ile 10200 arasında. Yer yer şurada 9.800'de de 10100 arasında sıkıştırmışlar. Mesela günlükte kavukman hareketli ortalamasına bakmaya çalışıyorum. 10120 gibi bir seviyede. Yani şu günlüğün üzerine bir türlü çıkamıyoruz mesela. Buralara kadar ataklar yapıyoruz. Şimdi tekrar 9798, 9695 gibi sağlara gerileyebiliriz. Viyop tarafında hala kavga var. Yer yer short pozisyonlarını kapatıyor gibi yapsalarda. da halihazırda hazırda iş yatırımı ve Bankof'un güçlü şortları devam ediyor. Yani Ağustos ayı şimdilik bana dikkat et ve benden çok büyük yükseliş umutlarına girme diyor. Yani piyasa şurada hak ettiği 10.250-10.400 bandına doğru bir hareketlenme dahi yaratamadı. Niye hak etti diyorum. Yurt dışı borsalara baktığımda bir S&P 500'e, bir Dow Jones'a, bir Nasdaq'a bu tepkileri alabilmişken Borsa İstanbul bu tepkileri yapamıyor ve Viyop tarafındaki kavgaya kurban olmaya, buradaki kavgada esir düşmeye devam ediyor. Ne yazık ki tablo böyle. Mesela ben şurada Fuçurlara baktığım zaman 10.765 çok kritik diyor. 10.988 kapatmış. E, buraları da kırarsa bakın buradaki imaj ortalamalara geçemedi. Burada bir dipte konsolidasyon var. E, tekrar bir tur daha aşağı gibi bir korku getirebilir. Yani burayı çok yakın takip ediyorum o nedenle. Bakalım hani buralardan biraz şöyle tepkiler gelebilecek mi diye bakıyorum. En azından şöyle bir 11.140, 11.150 buraların üzerine doğru atıp şuralardan bir atak getirmeli. Hala hazırda çok dar bir alanda çok ciddi bir sıkışmayla piyasanın devam etmeye çalıştığını, ilerlemeye çalıştığını gözlemliyorum. Şirketler bazında da mesela Mikros epey borcunu azaltmış, fabrikler fena değil, kar maaşları düşmüş. Mesela o da bugün düşenlerden de. Mesela şöyle olur da 492, 493 kapanış, 498 buraların aşağısına doğru gerilerse o zaman şu 492'ler de kırılırsa, bakın şurada 487'ler de varmış gerçi ama yani evet, şu 487, 492 buralar kırılıyorsa aşağı doğru, biraz daha aşağı sinyal verir. Ve baktığım zaman daha evvel 330 liralardan itibaren değerlendirdiğim, anlattığım bir şirket Migros tarafı. Ve şöyle bu trendi bir kapatalım. Bak şöyle bir çizimlerimizi kaldıralım. Biraz daha bir geniş resimle göstereyim. Hani şirket bazında göstermeye çalışıyorum. Açıp Koç Holding'e de bakarız. Daha sonrasında TÜPRAŞ'a da bakarız. Yani bu kötü gelen verilerin bu piyasaları nasıl etkilediğini görün istiyorum. Mesela şu an şöyle baktığım zaman şuradaki trendle bile takip ettiğimde şu 506-508'lerin aşağısına doğru düşmesi hoş görünmüyor mesela borsada. Yani şurada Aralık 2023'te başlayan trendin aşağısına 505'lerin aşağısında sarkıtmışlar. Bu 505'lerin aşağısına dönemiyorsa aceleci olmayın derim. Yani burada mesela bu 505'ler kıymetli. Bir önceki tepeye doğru biraz daha baskı uygulayabilirler. Yani bunlar yaşanmayacak, yaşanması mümkün olmayan olaylar değildir. Mesela şurada ikili dip yaptığı alanlar var. Bu 400-425 liralarda. O açıdan şuralara yakın dikkat edelim. 505 aşağısında kaldıkça zayıf, buna benzer zayıflıklar yaratabiliyorlar. Buraların üzerine bir atabilmeli ki biraz toparlayabiliyor diyebilelim. Olur da oralara kadar ucuzlarsa tekrar bakarız. Zamanda 330 liradan takibe aldığım bir şirket burası. Ve o 330 liralardan alıp başını %80'lik bir yükselişte 580 liralara kadar aldı. Yani aslında hiç de fena değil. Getirisi de harika oldu. Mevduatında gayet üzerinde oldu ama dediğim gibi dikkat edilmesi gerektiğinde dikkat edilecek. Şu an genel resim itibariyle sözün özü. Dolar Türk Lirası biraz yavaş yavaş da olsa yukarıya doğru salınıyor. Öte yandan şirket bilançoları kötü gelmeye devam ediyor. Faiz indirimine ilişkin iyi, anlamlı, güçlü bir sinyal de alamadık. Biyop pastası kötü ilerliyor ve küresel borsalarda da. Şuradaki Japonya'daki görüntü beni bir miktar ürkütüyor. Yani şöyle baktığımda Japonya'nın en azından 150'ler üzerine çıkması biraz daha piyasaların lehinde olabilirdi. Şimdi belirli bir tepki yapıldı. Burası yataya sardırıldı ama olur da şöyle bakın 145'ler aşağısına doğru gelişlerde 140 ve 134'lere doğru Japonya'da tekrar bir değerleme söz konusu olabilir. Olur da buna benzer bir değerleme içerisine girerse baktığım zaman tekrar piyasalar tarafında stresi arttırabilir. Burayı yakın takip edeceğiz. Yurt dışı piyasalarla beraber yükselmedik ki onlarla beraber düşelim. Yani yurt dışı borslarda böyle bir stres varken bu tarz bir Japonya'nın tehdidi varken öte yandan onlarla beraber çıkamayan borsamız inanın bana onlarla beraber birdenbire bayrağı eline alıp koşabilir. Dikkatli olmak lazım. Bir, birincisi bu. Tabii ki hani yabancıyla da bir alış yaptırmak istiyorsak değerli Türk Lirası sorunu var. Bugün hani biraz mizahi ama böyle biri eline megafonu almış bir tatil beldesinde diyor ki Turizm hakkın rahmetine kavuşmuştur. Şu camiden cenazesi kalkacaktır vesaire. Buna benzer açıklamalar yapıldığını gördüm. Biri megafonu eline almış. Yani burada anlatmaya çalıştığım olgu. Genel resim itibariyle değerli Türk lirası evet bir problem yaratıyor ama sadece real hayatın içerisinde değil borsada yaratıyor. Ve işte onu kırıyorlar şimdi. Dikkatli bakmak lazım. Dolar kademe kademe parça parça yükselirken borsayı 9700 altına doğru tekrar indirirlerse. Bakın bu önemli. 9700 aşağısına doğru alırlarsa bu stresi bir tur daha kamçılayıp belki pek çok insanın umudunu borsadan kırabilirler. O zaman da zaten yavaş yavaş faiz indirimlerini konuştuğumuz başka bakış açılarıyla piyasaya entegre olduğumuz bir tablo ortaya çıkacaktır. O açıdan dikkatle takip edelim. 9700'ler kırılmadıkça stres olmamakla beraber 9700 kırılıyorsa bunun bir problem olduğunu, 9300 ve 8700'lere doğru devam edebilecek bir dalga ihtimalini masa tutmak lazım. Seviye sikretmek çok risklidir. Şimdi yazarlar hani oraya kadar düşecekti. Hani şöyle olacaktı. 9700 merkezi yapıyorum trade işlemlerimi. Orta vadeli benim hoşuma giden şirketlerde eğer belirli bir ucuzluk görebiliyorsam ben oralardan değerlendirme yapıyorum. Yani benim düşündüğümden bir tık daha mesela TÜPRAŞ tarafında ben birkaç kademe belirlemiştim. Şimdi şu 140-152 liralara doğru geldiğinde ben 150 154 liralardan bir kısmı ekleme yaptım. Bakın şurada daha evvel tepe gibi çalışmış bir bölge burası. Buranın da aşağısına doğru gelmiş. E biraz ekledim. Az buz gidiyor. Şimdi tekrar aşağı gelirse bir turda hayklerim. Yani baktığım zaman zaten epeydir bir düşüş baskısı var. Ana trendlerine doğru da inme eğilimi içerisine doğru geliyor. Şöyle biraz kafayı kaldırma çabası var. Yani anlatmaya çalıştığım olgu evet piyasada devam eden bir stres var ama ben hisse bazlı takip ediyorum. Hisse bazlı bir şey hoşuma gidiyorsa, iyi bir noktaya doğru geldiyse, ucuzsa beğeniyorum. Mesela Anadolu Efes kar marjları fena değildi. Ve şöyle baktığım zaman bugün itibariyle biraz geriledi mi? %1.37'lik bir gerilemede ve şuradaki Band 236, 237 lira. Eğer bu, buraları da kırıyorsa tekrar bu 235, 237 buraları tekrar kırıyorsa aşağı bir tur daha baskı demektir bu. Bunu yakın takip etmek lazım. 264'ler, 265'ler aşağısında kaldıkça burası stresidir ve negatiftir diye bakarım. Olur da aşağılara doğru geliyorsa o zaman şöyle bir 206, 207 liraya doğru geliyorsa en tepe fiyatlamasından zaten rasyonları hala ucuz. %30 %35 düşmüş olacak. E bu da benim için değerlendirme fırsatı olur. Anlatmaya çalıştığım olgu piyasaya bakış açım bu yönde. Tek sadece borsa yatırımı yapmayı makul bulmuyorum. Şu an altın gümüş çok alınabilir değil. Özellikle altın alınabilir değil. Gümüş tarafında biraz marş hala görünüyor. Altın tarafında bir ucuzlama oluşursa olabilir. 2540-2600 dolar gibi seviyeler önümüzdeki süreçte önemli olacak. Gram altın belirli bir direnç sahasına kadar yaklaştı. Dolar sistematik götürülmeye çalışılıyor. Eğer altın ucuzlarsa o zaman tekrar talep edelim kaydedilebilir olacak. O zaman portföyünüzü çeşitlendirmek için önemli bir fırsat doğacaktır. Şu an viop ekranı, daralan sanayi verileri, işsizlik verileri, yine faiz indirim sinirinin gelmemesi, Viyop'ta artan pozisyonlar derken borsamız streslidir. Bu stresi kabul etmek lazım ve ilave hani daha henüz vurulmamış son bir darbe olma ihtimalini masada tutmak lazım. Tabii ki 9700 kırılmadıkça trade etmeye engel yoktur. Alınır satılır. Bu bahsettiğim yatırım ortamı içindir. Ya da 3 parçaya bölünür. 9700 bir tercih olur. Biraz aşağı gelince bir, bir parça daha eklenir. Sonra biraz nakitle beklenir. Önünüze birazcık 2-3 ay belki sene sonuna kadar bir önünüze bir zaman dilimi bir vade koymaya çalışırsınız. o zaman kazançlı çıkacaksınızdır diye düşünürüm. Evet genel resim bu şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla.